Çok güzel bir popcorn sağlamak için arkadaşlar sponsorumuz MMOVIP.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim ve bugün sizlerle birlikte yepyeni daha bir kez arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere videonun adına görmüş olduğunuz gibi oyuncunun arkadaşlar kondisyonu ve oyuncuların yani takımının kimyasının tamamen co-op olduğunu göstereceğim arkadaşlar bu videomuzda. Dediğim gibi bu tarz videoları Türkiye'de tek çeken benim arkadaşım. Hiç YouTube'da falan da görmedim. Size bilgilendirmek istedim. Çünkü bayağı hani Twitter'da falan büyük YouTuber'lar falan bunu konuşuyor. Ben de bunun yani kesin olmamadan emin olamamıştım. Ama artık hani büyük YouTuber'lar da yükleyince ben de yüklemeye karar verdim arkadaşlar. Bu videoda 200 beğeni geçersek çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoda 200 beğeni geçersek yarın bir tane Foot Draft videosu gelecek. Mükemmel bir Foot Draft videosu. Dün yüklemiştim arkadaşlar. Bildirim sorunu çıktı. O yüzden istedim tekrar yükledim. O büyük ihtimal yarın gelecek. Bu videoda dediğim gibi iyi beğeni sayısı gelirse yarın direkt yüklerim arkadaşlar. Ve ben bu salıdan diğer salıya kadar tatilde olacağım. O yüzden bu bir haftalık süreçte arkadaşlar. Her gün için bir tane video çekeceğim. O videolarda neler olmasını istiyorsanız da aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ve coin almak isteyen arkadaşlar da bana ulaşırsa yarın akşama yani pazartesi akşamına kadar yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçiyoruz. Öncelikle sizlere takım kimyasının glitch'inden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu glitch nasıl çalışır? Öncelikle ondan bahsedelim sizlerle birlikte. Öncelikle arkadaşlar algılamamız gereken iki tane şey var. Birincisi Day One Card diye söylüyorlar. Ben de söyle açıklayayım. Bütün YouTuber'lar açıklamış. Birincisi arkadaşlar oyunun başına yani oyunun ilk gününde olan bütün kartlar demek Day One kartlar. Mesela hemen arkadaşlar örneğimizi verelim. Mesela arkadaşlar Luis Nani şimdi sizler belki göreceğiz. Concept Squad'la baktığında ilk başta Nani oyuna başlarken sol orta yani LM İngilizcesi bu kartta oyuna başlamıştı. Nani'nin bu kartı arkadaşlar Day One kart demek oluyor. Nani var aynen kulüpte Nani varmış. Hemen başka bir oyuncu göstereyim. Cristiano Ronaldo arkadaşlar diyeyim. Görüyorsunuz bir sürü kartı var ama oyunun birinci gününde yani oyuna başlangıç kartı 93'lük arkadaşlar bu kart. Şimdi arkadaşlar bu kartı size ben şimdi bütün her şeyini söylüyorum. Eğer arkadaşlar bir oyuncuyu kadronuzu oynatıyorsanız ama bu ilk gün oyuncuları için geçerli. Yani oyunun ilk gününde olan oyuncular için geçerli. Çok temiz anlatıyorum lütfen dinleyin yorumları da lütfen öyle saçma saçma şeyler yazmayalım arkadaşlar. Ben şimdi o yüzden size her şeyi anlatıyorum. Oyunun ilk gününde olan kartlar oyunun database'ine direkt oyuna başlangıç kartları. 93'lük Ronaldo oyuna böyle başladı kardeşim bu. Bu oyuncular Day One oyuncusu deniyor. Yani birinci gün oyuncusu deniyor bunlara. Bu oyuncular arkadaşlar siz bu oyuncuları 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu kimya yani. Bu mesela bir oyuncu 6, 7, 8, 9 veya 10 kimya ile oynuyorsa bu oyuncu arkadaşlar hepsi aynı. Böyle bir hata var oyunda arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bir oyuncuyu 6 kimya oynatmak ve 10 kimya oynatmak arasında hiçbir fark yok. Ama eğer bir oyuncu 1 ve 5 kimya arasında oynuyorsa oyuncu arkadaşlar kötü oynuyor. Bayağı vasat oynuyor. Ve hani bu statüslerinden bayağı downgrade alarak oynuyor. Siz mesela bu Ronaldo'yu eğer 2 kimya oynatırsanız işte ne bileyim 85 pace, 86 pace tarzı böyle bayağı downgrade'li bir şekilde oynuyor. Ama eğer 6, 7, 8, 9 veya 10 kimya ile oynatırsanız bu Ronaldo veya bütün birinci gün kartları arkadaşlar aynı şekilde oynuyor. 6, 7, 8, 9, 10 fark etmiyor. Birinci gün kartları aynı şekilde oynuyor. Öncelikle bunu aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. Bu videodaki anlatacağım ilk şey. İkinci şey ise arkadaşlar Day One dışındaki bütün kartlar. Day One yani birinci gün dışındaki bütün kartlar. Şimdi arkadaşlar burada size göstereceğim. Cristiano Ronaldo görüyorsunuz. Burada bir sürü kartı var arkadaşlar. Bir sürü. Ve burada arkadaşlar görüyorsunuz bu bütün kartları birinci gün kartlarından sonra çıkan kartlar. Bu Santrafor kart da birinci gün kartından sonra çıkan bir kart. Ve bu da şimdi anlatacağım olaya girecek. Arkadaşlar bu kartlarda ilk olarak kondisyon denilen bir şey yok. Siz bu oyuncuları arkadaşlar 60 kimya ile 60 kondisyonla da maça başlarsanız, 30 kondisyonla da maça başlarsanız, 99 kondisyonla da maça başlarsanız bu oyuncular arkadaşlar maça tam kondisyon ile başlıyor. Hatta ben bunu nasıl aldım size söyleyeyim. Markette arkadaşlar dolaşırken Manolas diye bir stoper var bildiğiniz gibi. Bu kartın arkadaşlar upgrade'lisini almaya çalışıyorum. Bakıyorum bütün kondisyonları 30, 40 falan. Hani ben bunu başta dedim ulan bu salaklar nasıl bunu kullanıyor? Bu sakatlanmıyor mu etmiyor mu? Ama işte arkadaşlar asıl konuya geldik. Oyuncu arkadaşlar sakatlanmıyor hiçbir şekilde. Çünkü maça başladığı zaman tam kondisyonda başlıyor. Yani birinci gün kartları dışında, birinci gün karttan sonra çıkan bütün kartlarda bu glitch var arkadaşlar. Yani siz oyuncu hangi kondisyonda oynatırsanız oynatın o maça 99 kondisyonda başlıyor. Videomuzun ikinci kısımda buydu. Şimdi üçüncü kısımda geleceğiz. Üçüncü kısımda bu arkadaşlar. Benim şu anda oyunda kurmak istediğim takım bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi defansta hani Lig 1 turnuvasından gelen var. Sol bekte Alşan Rani var. Burada Baumgartner var. Tam söylemem o ismini. Burada Buffarini, Proms,
Hamit'in arkadaşı RB kartı. Burada Kostić, Snyder, Nani'nin arkadaşı sonradan çıkan kartı. Bu sağ kanat kartı, yani bu da glitch'imize yarıyor. Ve Alsoma'nın Team of the Season'ın oyunun en iyi santrafor arkadaşlar. Şimdi ben bu takımı kurmak istiyorum. Eyvallah baba, çok güzel. Ama görmüş olduğunuz gibi takımın kimyası 33. Ama arkadaşlar ben bu takımı oynamaya başladığım zaman bu takım 100 gibi oynayacak. Neden olduğunu hemen şimdi açıklıyoruz arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Kapı kapandı. Tövbe, gırtlağımış oldu. Korktuk birden. Tövbe yarısın. Arkadaşlar bu takımı görmüş olduğunuz gibi bu takımda herhangi bir kimyayla oynatın. Çünkü buradaki herkes Devan, ya birinci gün kartı değil. Hepsi oyunda sonradan çıkma kartlar. Bu da ne demek oluyor? Buradaki oyuncuların hepsi arkadaşlar ne olursa olsun 100 kimya, yani oyuncu kimyası 10 olarak maça başlayacak. Yani tam mesela burada reytingini ne görüyorsunuz bunun? Snyder'in 84 pace, 84 şut, 92 pas, 87 dribbling, 65 fizik, 58 defans. Bu Snyder, siz bunu nerede bir kimyayla da oynasanız, 10 kimyayla da oynasanız bu Snyder arkadaşlar tam ne özelliği neyse o şekilde oynayacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu glitch bu şekilde. Mesela ben burada Hamit'i kullanmışım. Ama Hamit burada hiç fark etmiyor. Pozisyonu falan fark etmiyor. Özellikle CDM'ye çok uygun olduğu için ben burada mesela Hamit'i kullanmayı tercih ettim diyelim. Ben burada Hamit'i kullanırım. 10 kimyasını da alırım arkadaşlar. Bu olayda bu şekilde. Yani takım kimyası glitch, mesela foot draft'ta çok denk geliyorduk değil mi? Adamlar bizi çıldırtıyordu. Adam 50 kimyayla oynuyor. Orta sahası hayatınızda görmüş olabileceğiniz en trash orta saha, ama adam ne yapıyor, ne ediyor, kazanıyor arkadaşlar. İşte biz artık bu yüzden buna son vereceğiz diyecekken kapı çaldı. Bir dakika. Evet arkadaşlar, kısaca özetleyecek olursak birinci gün kartları dışında kurduğunuz bir takımla istediğiniz şeyde oynayabiliyorsunuz. Yani oyuncuların kimyaları herhangi bir şekilde onların özelliklerine etki etmiyor arkadaşlar. Snyder mesela bu özelliği buysa, 2 kimyayla da oynasa, 10 kimyayla da oynasa bu özellikle oynuyor ve bu tamamen bir glitch. Foot draft'ta da arkadaşlar dediğim gibi tekrardan çıldırıyoruz yani. Hani diyorduk orta sahası hiçbir şey yok ama nasıl böyle oynuyor, nasıl pres yapıyor falan. İşte arkadaşlar bu glitch, yani oyun hatası varmış arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz oyun hataları oldukça ben sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu takımı da kurabilirsiniz. Alsoma arkadaşlar bana kalırsa oyunun en iyi santraforudur. Footed'den girip bütün özelliklerine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Bu videoda sizlerden iyi bir beğeni sayısı bekliyorum arkadaşlar. Yine herhangi bir sorunuz varsa Facebook grubumuza katılarak bana oradan sorabilirsiniz. Yorumlarda uzun sorulara pek cevap vermiyorum. O yüzden Facebook grubumuza katılın arkadaşlar. Orada da 500 kişi falan olduk. Gittikçe ailemiz de büyüyor. Oraya katılmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bu videoda iyi bir beğeni sayısı gelirse yarın sizlerle birlikte foot draft çekeceğiz. Ama bu videonun altına lütfen bu bir hafta boyunca, tatil süreci boyunca ne görmek istiyorsunuz kanalda onu yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kucak dolu sevgiler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.